Bugünkü masalamız sürekli bana hama namaz okuştan ama namaz getirişte Allah-u Ekber diye tekbir ettirirlerdi. Bana şu kol kandayı kurtarırlardı ise kulakka tepkizilir, kulak barmağı, şu kulak barmağı kurtarılır. Kıbleye, kertler, açılgen halette, barmakla az bir açılgen halette kurtarırlar. Hanefi mezhep bu için. Bana şu kegen delillerini okuduştum bakçına. Çünkü bazılar bazı cöyge bağırıp, kolu kökürek barabarı kütarını koyan buralarınızı koruyup da çarılık kolu yaptı. Demek ki onu da böyle yaptı. Yapıyorum diye. Şunu meselesini bana durmadan inşallah hadisler bana bayağı kapatarız. Namazıya karıştı. Kul avala bundan sana ait bir şükürü programı tekbir ait geldi. Hemen vızı işleyen kılıp aitsin. İmam aitti buldu ve aitmesin bunlara neyin gel bulmaz ya. Ki imamdan evvel tekbir ayet koymasın. Çünkü imam hali namaz getirilmezden durup ben ıhkıda okudum diyecektir. İmam hali namaz namazda. O Allah-u Ekber deyemek ki ıhkıda okuyum olur da. İmam namazda bu metodu bu ıhkıda okusa o ıhkıdası dürüstmez. Yani o fakat taklit kıyken de bulur da namaz okumaya çıkıp karşı ihtimal etti olur da. O şans için imamdan alır Allah-u Ekber'e ayetmezsin. Yani kulak koymasın. Namozga kirishda qo'llar quloq barobarligicha ko'tarilish haqida hadislar juda ko'p. Birinchi hadis. Vohid ibn Hujr roziyallohu anhu bu kishi aytadiki, men Nabiy sallallohu alayhi va sallamni namozga kirishda takbir aytdim. Qo'llarini ko'tarib, quloqlari barobarligicha ko'targanlarini ko'rdim dedilar bu kishi. Imom Muslim rivoyatlar. Yana bir hadis. Malik ibn Huwayris radıyallahu anhu'dan rivayet kılınır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kaçan namazga kiriş için takbir etseler iki kullarını kulakları barabari koyarca kurtarar yediler dediler. İmam-ı Müslim rivayet kılınır. Enes ibn Malik radıyallahu anhu rivayet kılınır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namazga kirişte takbir etip iki boş barmaklarını kulakları barabari geçip kurtarar yediler. Ulamalarımız hadislerde ki bana şu kolunu kulak barolarıyla kütarışıdan maksat onu kulakka tepkizişlere de gelirler. Çünkü kulakın yumuşaklığı kol tepkiziş bu kolunu uşa barolarıyla kütarışı geldiğinin ismatıdır. Kol kendi kulak barolarıyla kütarışı geldiğini bilmemiz ise şu barmaş barmağımızı kulakın yumuşaklığı tepkizişler demek bu kolu bizi kekleri de gel ismat olsun buradır. Ulamalar şunu ispat kılışken. El-Bahrur Ra'iq Şarh-ı Kenzü'l-Dakaif kitabında anabiler ayetliyim. Hadisdeki tenginleştirişten maksat değil. İki kolunu kulaklarına tenginleştirdiğine işanç alsın kılış için iki baş parmağını kulaklarının yumuşak cahide tekkizilerde değil. Namazda kılışta iki kolunu kulak yumuşağına tepkizi şartıda durdur muhtar kitabında şunu dedi. İki boş barmakla kulaklarının yumuşak cahaya tepkizgen halette tekbir ayetiş hadislerdeki tepkileştirişten közde tutulgenlerse şudur. Çünkü bu siz tepkileştirgenliğe işaret hasıl bu meydede. Şimdi Hanefi mezhabımız ulamalarının İctihadları şu bugün, yani bu arada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den köklüler sahih hadisler bu. Şimdi insanlarla adaştırıyken, şu ıhtılaf çıkışlığa sebepçi buluyken, yani onu kökürek barmağı gibi kutlar şakırıyan rivayet gelmedi ise, bana bunu da geldi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem namazga kirişte mübarek kullarını yelkelere barabarigen, kutergenlerine dalalar kıladığı hadisler rivayet kılınken, lekin barcha hadislar bu hadislarni mukammal o'rgangan ulamolarimiz shu narsani aytadiki sovuqda payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam qo'llari kiyimlari ichida bo'lgani va u qalin kiyimning yengi bo'lmagani sababli namozga kirishda qo'llarini yelka barobarigacha ko'targanlar. Tabiiyki bunday holatda qo'l yelkadan tepaga ko'tarildi. Sovuq bo'lmagan paytlarda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam qo'llari kiyimlarining ichida bo'lmagani uchun namozga kirishda qo'llarini quloqlari barobarigacha ko'targanlar.
Bunga mashhur sahobiy Voil ibn Hujrning mana bu rivoyatlarni dalolat qiladi. Bu kishi aytadiki, Voil ibn Hujr roziyallohu anhudan rivoyat qilinadi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam huzurlariga borganida u zotni ikki qo'llarini quloqlari barobariga ko'targan holda takbir aytganlarini ko'rdim dedi. Keyingi yil borganimda esa ular payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam va sahobalarning ustilarida qalin kiyimlari bor edi. Ular namozga kirishda qo'llarini ko'krak barobarigacha ko'tardilar deb Imom Tahoviy rivoyat. Demak, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam sovuq paytida yengi bo'lmagan kiyimda namoz o'qib, shu qo'llarini kiyimni ichiga kirgizib olgan holatda namoz o'qib turgan bo'lganlar. Namoz nimasi shu? Tabiiyki bu holatda qo'l shu holatga ko'tariladi xolos. Kiyimni ichida bo'lganda kiyimda. Demak, issiq paytda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam doimo takbir aytishda qo'llarini quloq barmoqlarigacha ko'tardi. Mana shu hadislardan, demak, Voil ibn Hujr roziyallohu anhudan rivoyat qilingan hadislardan bizga ma'lum bo'ladiki, Hanafiy mazhabi bo'yicha. Hanafiy mazhabi bo'yicha birodarlar, hozirgi paytda yengi yo'q, kiyimi yo'q. Ham sovuq holatda o'qib turgan holatimiz bor. Demak, Hanafiy mazhabiga, Hanafiy mazhabida ibodat qilamizmi? Takbiri tahrimani aytib turganda doimo qo'llarimiz quloq barmoq, shu quloq barobarigacha ko'tarilsin. Ko'tarilganligini dalili qo'llarimizni bosh barmog'ini quloqimizning yumshog'iga tekkizish bo'ladi. Demak, ana shunday shu qo'llarni ko'kragi barmoqlarigacha, yelkalari barobarigacha ko'tarib turgan insonlarni ko'radigan bo'lsak, bemalol mana shu hadislarni aytib, demak, dalilimizni keltira olishimiz kerakmiz. Ana shunday insonlar mana Rasululloh sollallohu alayhi vasallam shunday qilganlar degan hadislarni nima uchun qilganliklarini isbot qilib bera olishimiz kerak. Sovuq paytida, demak, Rasulullohning qo'llari kiyimni ichida bo'lganliklar uchun yelka barobarigacha ko'tara olganlar. Undan buyog'iga ko'tarilmaganlarda tabiiy. Demak, issiq paytda doimo Rasululloh sollallohu alayhi vasallam takbir aytganlarida qo'llarini quloq barobarigacha ko'targanlar. Insonlarning o'rtasida avvalo ixtilof chiqishidan saqlanaylik. Mabodo shunday ixtilof chiqib qolsa, biz dalilimizni ayta olaylik inshaalloh. Hanafiy mazhab bo'yicha ming yillardan beri mana o'tgan suhbatimizda sunnatlarni tark qilayotgan insonlarga qanday Rasululloh sollallohu alayhi vasallam sunnatni o'qishlik qanday tavsiya qilganliklari borasida suhbat qilgan. Mana bugungi suhbatimiz ham ana shunday ixtilof chiqishiga sabab bo'layotgan takliliy tahlil. Demak, buni dalillarini musulmon inson nimaga shu quloq barobariga ko'tarib qo'limizni tekkizamiz? Shunga javob oldik-da inshaalloh. Mana shu dalillar bizda doim qoyim bo'lishligi kerak. Alloh subhanahu va taolo avvalo ibodatlarimizni mustahkam va qolaversa mazhabimizni mustahkam tushunuvchi ummatlardan qolaversa Rasululloh sollallohu alayhi vasallam qiyomatda inshaalloh jannatiylar qatori kirgizadigan ummatlardan bo'lishni Allohimiz nasib qilsin. Duo qilaylik. Alloh subhanahu va taolo avvalo masjidlarimizni obod qilsin. Mana ibodatga kelgan ilm talabida kelgan barcha birodarlarimiz Alloh taolo qadamlariga asbob aylaydi. Alloh subhanahu va taolo bizni adashtirmaydi. Ushbu tunlarni, ushbu kunlarni Alloh taolo bizga fazilat barokatli qil. Mana Alloh taolo Ramazon oyi ham yaqinlashyapti. Alloh taolo bizga barokatli qil. Bu yil Ramazon oyida bizlarni ayrim qilma Alloh taolo, hatto Qur'onlardan ayrim qilma Alloh taolo. Tarovihlarda doimo o'zing Alloh taolo tasbihlarni ixlos bilan eshitayotgan bo'lishadi degan boshdan oyoq tinglar Qur'oni tilovatlar qilib doimo el yurtimiz uchun duo qilish baxtini Alloh taolo bizning nasibimizga o'zaylar. Jamoatimizni ichida duo qilamdan bor hammalar Alloh bizning duolariga ijobat qilib masjidimizda xolis xizmat qilayotganlar bor Alloh taolo bizning xizmatlariga yarasha ajrlar ato etsin. Allohumma salli va sallim va barik alayhi bi rahmatika ya arhamar rohimin.